ilacım. Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben gel hemen. Ömer Bey, siz o gün bana açıkça söylediniz zaten. Ben böyle şeylere hiç sıcak bakmıyorum diye. Ben o gün anladım her şeyi. Efendim? Ya siz bana işkence etmeye mi geldiniz? Hayır. Açık açık her şeyi konuşmak için geldim. Ben artık hiçbir şeyin gizli kalmasını istemiyorum Defne. Yani artık daha fazla utanırım ya, ne olur ne olur. Şey konuşmayın. Ya ben ne yapıyorum ki? Ömer Bey. Ben... Ben artık daha fazla dayanamıyorum. Gerçekten istifa etmek istiyorum. Lütfen istifamı kabul edin. Aşk paylaşılmaz. Anlatsan anlaşılmaz. Yine yandım, yok olmaz. Buzlara sarsan da soğumaz. Yine yandım, tutulmaz. Ay bile böyle tutulmaz. İstifa etmek istiyorsun. Yine yandım, sorulmaz. Ah niye ben diye sorulmaz. Gitmek istiyorsun. Sana doğmuyor ya güneşim. Ah neyleyim. Ben bittim. Tamam. Doğmuyor ya güneşim. Sen bilirsin. Ah neyleyim. Yarın şirkete gel. İstifanı ver. Nefesim kesildi. Defne! Ay kötü bir şey oldu. Vallahi kötü bir şey oldu. Allah esirgi. Vay başıma. Serdar! Serdar koş! Koş sen. Serdar Aynen, koş. Ne oldu gene ya? Yıktınız evi ya. Bak, ne? Defne'ye ne oldu? Ay, ne oldu bilmiyorum. Abi. Anneanne. Ama oğlum. Hadi içeri gir. Ama oğlum. Ya girin dedim hadi. Hadi. Tamam ben buradayım. Tamam.
Tam kıvamında. Bayağı iyi. Ciddi mi ya? Çok iğrenç bir şey ama nasıl içiyorsunuz ki yani? Vallahi gerek yok, yapmayın. Eziyet etmeyin kendinize. Vallahi hasta mısınız ki? Niye içiyorsunuz ki bu şeyi? Zaman dinlemez dertlerini. İşte yani ben sizi şimdi ilk defa görmüş oluyorum. Ondan öncekiler sayılmıyor. Yani diğerleri poz. Ya öyle poz derken öyle numara yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz anlamında değil. Çünkü yani sonuçta bu kadar güzel gülen bebek gibi. Ne diyorum ben? Ben şey yapayım, sizi arabada bekleyin mi? Sen nasıl kış sezonunu bekle. O zaman çok daha heyecanlı oluyor buralar. Ay aman. Zaten şirkete geldiğimden beri maşallah heyecan hiç eksik olmadı. Tabii canım. Yasemin Hanım'dan ses var mı? Nasıl geçmiş Roma? Yok vallahi bilmiyorum. Bugün şirkete gelecekmiş, orada görüşürüz dedi. Ve işte geliyor. İyi insan lafının üstüne. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Oh vallahi iyiyim. Bomba gibiyim. Hoş buldum. Oho, Roma yaramış bakıyorum. Anlat, neler aldın? Evet Yasemin Hanım, vallahi tam zamanında gittiniz. Meraktan çatlayacağız. O zaman hazır olun pasyonist kızları. Şahane şeyler aldım. Kovboy çizmeler, yüksek bel pantolonlar. Aradığım o yüksek bel pantolondan bile buldum. İnanamazsınız. Adamlar bu işi biliyor. Her cilt tipine uygun renkte kıyafetler, her rengin ayrı kumaşı. Hepsi çok asil. Bir yenilendim, kendime geldim, yeniden doğdum. Peki, size bir şey aldım mı? Önce aman ne alacağım be dedim. Sonra... Kıyamadım. Ay şu sen gel gel. Sana da başka şeyler aldım. Ha. Sen sorabiliyorsun. Henüz gelmedi. Ve şimdi geldi. Bu ne şiddet Bıcara? Ben bir bakayım. Hiç bir şeydir. Ömer? Senin masanda görmeyince olağanüstü bir durum var zannettim ama... Bakıyorum yüzün gülüyor. Konsept danışmanım Roma'dan döndüğü için olabilir mi? Olsun bence. İtalya havası yaramış galiba. Çok iyi görünüyorsun. İşte bugün duyduğum en güzel şey. Görüşmelerde şahane geçti. Yakıp kavurdum ortalığı. Ondan hiç şüphem yoktu zaten. Ben senden başkasına güvenemezdim. Sana da minik hediyeler aldım. Bu sefer kendi mi seçtin? Efendim? Yok bir şey. Neyse. Sen ne tatlısın bugün böyle ya? Hadi ya. Özledin mi beni yoksa? Bu ofiste yokluğun her zaman hissedilir Yasemin. Ama bak dikkat et. Bu halin bağımlılık yapabilir. Sonra yanından hiç ayrılmam. Uyarmadı değil mi? Öyle mi? Ya. 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 Ya
Yasemin Hanım Roma'dan bize hediyeler getirmiş. Aa, delirdik kızlarla. Çok başarılı ya. Kadının hediyesinden bile kalite akıyor. Ömer Bey odasında mı? Geldi, içeride. Sen niye böyle ruh gibisin? Ne oldu? Aslında Roma tam senin ruhuna uygun bir şehir. Abi ben Milano dersin zannediyordum. Yani kuzeye daha yakınımdır. Birlikte gitseydik ruhsal araştırmalarımızı yerinde yapabilirdik. İstersen lansmandan sonra minik bir kaçamak yapabiliriz. Ömer Bey. Defne Yasemin'le bir şey konuşuyoruz. Henüz bitmedi. Bize biraz müsaade etsen. Tabii tabii, aslında bir problem olmaz. Yani üretimdekilerle bir toplantı alırız. Üretim hacmi hedeflerini grafiklerle anlatırsak. Bir saniye. Telefondayım sonra. Ha evet tabii, Sinan'ın da bu konuyla alakalı fikirleri var. Tabii Sinan'la konuşuruz. Ek bir toplantı alırız. Tamam, kolay gelsin. Delireceğim ya. Ya şiştim burada ya. Oh! Nazlıcan, benimle gel. Ya sabır ya, sabır ya. Evet Defne, bugün fırsat bulup da konuşamadık seninle. Söyle. Ömer Bey, buyurun. İstifa mektubu. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Nereye tam olarak? İşte istifa ettiğime göre artık herhalde kendime yeni bir iş bakarım. Tabii tam bir karar vermedim ama. Ha. Yalnız senin haberin yok galiba. Neyden haberim yok? İhbar süresinden. Şirket protokolü gereği yani işten ayrılmadan 15 gün önceden haber vermen gerekiyor. Hatta sözleşmende yazıyordur muhtemelen. Yani bu durumda? Bu durumda devam edeceksin. 15 gün kadar. Hay Allah ya. Ama ben şey sanıyordum. Defne, iş hayatında dramatik sonlara yer yok. Profesyonel bir şekilde işini bitirirsin, sonra gidersin. Tabii, bitiririm. 15 günse 15 gün. Sonuçta işte sayılı gün çabuk geçer demişler. Yani. Yani, hallederiz. Ne oldu yine Neriman? Evet, bugün gündem maddemizde ne var? Hı? Bu sefer kimin için ve ne için önce sinir krizleri geçirip tir tir titreyeceğiz. Sonra da mutlulukla dolup finalde de göbekler atacağız. Ay, final beklerken yeniden başa döndük Necmi. Ömer telefonlarıma çıkmıyor. Ne var bunda Neriman? Çalışıyordur çocuk. Herkesin işi gücü var Neriman. Herkes bizim gibi günde 40 tane tilkinin kuyruğunu birbirine bağlamıyor. İş güç anlamam ben.
Benim işim daha önemli. Dün dünya kadar organizasyon yaptım. Ömer'in kanına ince ince işledim. Ateşin altını harladım. Ay neler oldu merak ediyorum. Merak etme, hiçbir şey olmamıştır. Çünkü Ömer o kıza aşık olmaz. Zaten olsa da sana söylemez. Niye söylesin sana Neriman? Sen onun asker arkadaşımızsın. Yengesisin. Ay doğru. Zaten ölüyor olsa o Ömer ölüyorum demez. Tıpkı dedesi. Ama olsun. Ben bir konuşayım yine anlarım. Nasıl anlarsın? Neyi anlar mısın? Erkekleri çok iyi tanıyorum diyelim. Bak şimdi. Bir erkek bir kadından bahsediyorsa ondan hoşlanıyordur. Ama bir erkek bir kadından asla bahsetmiyorsa ondan mutlaka hoşlanıyor demektir. Neriman ben seni dinleyemiyorum. Dinlediğim zaman anlamıyorum. Anladığım zaman da zaten yanlış anlıyorum. Ben bir Ömer'le konuşsam her şeyi anlayacağım ama hadi gel biz işin kolay yolunu seçelim. Ne yapacağız? İşin kolayı neymiş? Şirkete mi gideceğiz? Tabii ki de hayır. Hikayenin kadın tarafını dinleyeceğiz. Yani bizim Safoz'a soracağız. Hadi bak. Profesyonel olarak işini bitirip böyle gideceksin. Senden mi öğreneceğim ben profesyonel olmayı? Bir sen eksiktin çünkü. Açmıyorum ya, açmıyorum. Bir nefes aldırın ya. Ne yapacaksın? Kelimi mi alacaksın ha? Kelimi mi alacaksın? Açmadı. Kadın tarafı da cevap vermedi. Şimdi ne yapacağız? Biraz daha ipucuna ihtiyacım var. Saat kaç? 10:30. 10:30'a niye bu kadar çok güldün Neriman? Dün gece diyorum. Ateşi harladık diyorum. Saat 10:30 diyorum. Telefonlara çıkmıyorlar diyorum. Ne diyorsun Necmi? O zaman 11'de bir daha ararız diyorum Neriman. Ay Necmi. Yani ne diyorsun? Oldu mu bu iş? Hangi iş? Yok artık çüş Neriman. Bence o kız öyle bir kız değil. Asla yapmaz. Hayır. Ama sanki Ömer öyle bir Ömer. Ama aşk bu. İnsana neler yaptırır. Vallahi uçurumdan sırt üstü aşağıya atlatır ayol. Ay yok yok. Bence bunlar aşık oldular. Uçuyorlar bunlar. Benim kadınsı hislerim öyle diyor. Ben sana hiç katılmıyorum Neriman. Ömer o kıza aşık olmaz. Olsa da sana söylemez. O kız da zaten Ömer'e aşık olmaz. Ay Necmi bir sus. Ay sus. Ya verme negatif enerji etrafa. Ne yapayım? Telefonlara cevap vermiyorlar işte. Ne yapacağız şimdi? Şöyle yapacağız. Düşüneceğiz. Ömer ne durumda? Onu anlamak için ne yaparız? Onu düşüneceğiz. İyi tamam düşünelim. Mine hazır mı? Mi? Nereye? Düşünmeye. Sinirden saçlarım puf diye kıvırcığa dönecek şimdi. Tamam. Sözleşme koşulları neyse öyle olsun. Yani hukuk devletinde yaşıyoruz sonuçta. Sakin ol kızım Defne. Tamam. Sakin. Sakin. Tamam çıkabilirsin. Efendim Ömer Bey. Defne, odama gel. Geliyorum Ömer Bey. Sinirlenmek yok. Buyurun Ömer Bey. Ömer Bey,
bir şey istemiştiniz. Herhalde de aldınız. Şinasi beylerle görüşecektik bugün. Ne oldu? Bir şey olmadı. 2 saat sonra görüşeceksiniz. Programı gelip niye teyit etmedin? Ya farklı bir program yapsaydın? Farklı bir program yapamazsınız çünkü bütün programlarınızı ben yapıyorum. Her şeye verecek bir cevabım var. Güzel, güzel. Peki her sabah programın üstünden tek tek geçiyorduk. Bugün geçmemenin nedeni ne? Buna bir cevabın var mı? İşte bugün işten ayrılacağımı düşündüğüm için öyle. Sana ben bir süre daha çalışacağını söyledim. Sonra? Sonra niye yapmadın? Bir cevabın olmadığını tahmin etmiştim. Çıkabilirsin. Efendim? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Kapı orada. Çıkabilirsin. Gözlerinde çok fena elektrik var. İstanbul'a yetecek kadar falan böyle bir. Ne oldu? Yok, gayet iyiyim. Ne oldu lansman hazırlıkları? İyi. Manken dışında her şey tamam. Ama o konuda bir ilerleme sağlayamıyoruz. Bil bakalım niye sağlayamıyoruz? Niye? Çünkü canım önüne getirdiğimiz kimseyi beğenmiyorsun. Ya insaf be kardeşim. Harbi insaf yani ha. Demek ki beğeneceğin birilerini getirmemişsin. Sinan, seninle konuşuyorum. Ha, dinliyorum. Ya duruşu düzgün bir tane bile kızacak mı? Yüzünü bile görmeyeceğiz ya. Ayakkabıyı, çizgimizi, her şeyimizi o duruş belirleyecek. Ömer, sinirli misin? Evet, sinirliyim. Şu halimize bak. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Lansman gelmiş, kapıya dayanmış, bizim rahatlığa bak. Ya ne rahatlığı? Herkes yazın ortasında motor takmış gibi çalışıyor ya. Koray gelecek birazdan, sen daha ne istiyorsun arkadaşım? Sonuç istiyorum Sinan, sonuç. Ben çıkıyorum. Çık, lütfen çık. Çık biraz hava al, beynine bir oksijen gitsin ya. Fanın bozulmuş herhalde, bu ana kartın yanacak. Çık. Senin şu rahatlığın var ya. Senin şu rahatlığın. Senin şu rahatlığın var ya. Helal olsun ha. Güya kahvaltı ettim dedin ama ikinciyi indiriyorsun. Vallahi bravo. E o kadar beni düşünüp almışsın. Peyniri bir de ziyan mı olsun? Kalorili diye mi korktun? Basen yapar falan. Yok canım. Basen ne? Öyle basen falan düşünmem ben. Ya düşünmem dediysem düşünürüm tabii de o manada değil. Ya çok şapşalsın. Senin yanında evet. Nedense ne tarafa döneceğini bilemiyordum. Ya Nihan, sen böyle her gün işe gitmeye devam edecek misin? E normal olarak. Niye ki? Gerek yok aslında. Büfeden fena kazanmıyorum. Benim maaşım bize yeter. Bize? E ikimize yani. Ama öyle çok açılmazsan, öyle her gördüğümü alayım. Yok 20 çift ayakkabım olsun, 40 çift küpem olsun filan dersen orasını bilemem. Ay sen baya baya gelecek planı yapıyorsun şu an. Yapmayayım mı? Yok yap. Yap tabii de. Senin bünyene alışkın değildir o kadar ileriyi düşünmeye. Fazla yüklenme diye dedim. Böyle yüke can kurban beni ya. İnsan bir ömür taşır bunu. E sen bayağı güzel şeyler söylüyorsun bana. Ya bir anlatabilsem böyle her şey bir farklı görünüyor gözüme. Mesela bizim sokağın oradaki simitçi bile sanki simit satmıyor da baklava satıyormuş gibi geliyor. Ay nasıl da anlatamaz. İfade kıtlığını sevsinler seni. Sen şaka yaptığımı sanıyorsun ama ya ben bir tuhafım Nihan. Yani iştahım falan kesildi, öyle böyle değil. Ruhun doyuyorsa demek. Nasıl? Böyle.
Ya ama kalleşlik bu ya. Ya şimdi mi gelinir? Ne yapalım? Her şeyin bir zamanı var. Varmış yani. Görüşürüz. Görüşürüz değil mi? Sinan Bey, ne yapıyorsunuz? Çok sesli çay bardağı kurusu yapıyorum ya. Dünyada ilk. Ama tutarsa tutar da bir güzel fikir bak. İyi bari sonunda yüzünü güldürdük. Anlat bakalım. Neyin var? Ya işte... Evet, anladım. Çok açıklayıcı oldu. Ya asma yüzünü. Elimde değil. Hayır, asma çünkü sen yüzünü astığın zaman önce güneş gidiyor. Sonra böyle bulutlar geliyor. Sonra da yağmur yağmaya başlıyor. O yüzden asma. Ne güzel konuşuyorsunuz. Keşke hayatta sizin kadar iyi davransa bana. İstifa ettim işte ya. Ne? Siz bilmiyor muydunuz? Ben siz biliyorsunuz sanmıştım. Hayır, benim hiçbir şeyden haberim yok. Hadi ya. İşte bu sabah istifa dilekçemi verdim Ömer Bey'e. Ama böyle bir 15 günlük ihbar süresi varmış. O bitene kadar çalışacağım. Sonra da çekip gideceğim. İyi de Defne, yani neden peki? Sinan Bey, ben hiç iyi değilim. Bu iş, oyun, Ömer Bey, Neriman Hanım... hepsinin içinde kayboldum, çok fazla geldi, ben kaldıramıyorum. Bu insanlar benim için çok fazla büyük, çok sert. Ben Neriman Hanım'ın dediklerini yapamayacağım. Zaten... Ya benimle amacına ulaşamayacak. Öyle bir ihtimal yok. Zaten yoktu. Ya bu iş gerçekten ince çığırdan çıkmaya başladı ha. Zaten başından beri saçma sapan bir şeydi. Ben niye bu işe katıldım bilmiyorum. Ya, hakikaten çok pişmanım. Gerçekten çok pişmanım yani. Neyse, ben gideyim. Zaten sonra şey yaparız, konuşuruz yani. Bak. Tamam. Aslıcan. Ömer geldiğinde söyle bana, bir uğrasın babam benim. Peki Sinan Bey. Durumum zihnime ayak uydurmadan hayatın akışına giremiyorum. Şimdi. Evet. Ben bu Defne'yi gerçi epey bir salladım. Ama yine de Ömer'e aşık olur diye endişe duyuyorum. Yani yeni fantazim bu. Bundan korkuyorum. Diyorsun sen. Öbür taraftan Ömer'in de ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ay. Bu Defne Ömer'e aşık olur mu gerçekten? Yani oyuna kendini kaptırır mı ha?
Olabilir. Neden olmasın? Ömer Dalyan gibi delikanlı. Ha? Üstelik zengin. Ha? Yakışıklı. Ay. Cesur, güçlü, kuvvetli, atılgan, gözü kara, tam bir iplikçi. Yani tıpkı ben amcası. Ay 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 ay, evet. Ömer resmen oriental elit lukayol. Ay bu Safoz bu Ömer'e aşık olur. Ay yapışıp kalır mı bize acaba? Olmaz olmaz. Benden korkar o. Yok yok, ben sarstım onu. Ama güçlü diyorsun, kuvvetli diyorsun, yakışıklı, zengin. Ay bu Ömer kime çekmiş ayol ailede? Kime çekecek canım? Tabii ki bana çekecek. Tıpkı amcası. Ben yani ben. Ay yok yok, bu Defne kesin aşık olur bu Ömer'e. Ay ama yok, ben sarstım onu, olmaz. Ama ya olursa? Ay olur mu? Ay olmaz mı? Olur, bence olur. Olur mu? Olur mu? Oldu mu? Neriman bir sakin ol. Lupa bağladın yine, dönüp duruyorsun. Ay sen beni böyle yaptın Necmi. Tam sakinleşiyorum, yine korkularımı uyandırıyorsun beni. Ay kinayeli cevap verme. Beni yatıştır, sakinleştir. Güzel cevaplar ver bana. Üf, bir sorun olur mu? Olmaz hayatım, olmaz. Sen hiç merak etme. Bu hayatta sen ne istersen... o olur. Değil mi? Nero'yum ben sonuçta. Roma'yı yakarım. Tabii ki. Sen bu oyunun krupiyerisin. Kağıtları sen dağıtır, sen toplarsın. Yani sen bu masanın kasasısın. Ve unutma... Kasa her zaman kazanır. Diyelim ki Defne Ömer'e aşık oldu. Sen mutlaka yeni bir şey düşünürsün. Yani mutlaka bir çözüm yolu bulursun. Doğru diyorsun. Biz Ömer'e bakalım. Ömer ne durumda? Ne yapıyor? Biz onu öğrenelim. Ama telefonları da açmıyor ki. Ay bir şekilde bunu öğrenmemiz lazım. Ne yapsak, ne yapsak? Kimden ulaşırız? Koray! Bombe! Badem? Alırım. Buzlu. Konsantreni bozma Yasemin. En güzel çiçek sensin. Sen bu bahçenin en kıymetlisisin. Gerekirse diğer bütün çiçekleri yolacaksın. Çünkü sen Yasemin'sin. Ne olmuş? Çok heyecanlıyım Derya. Bu benim büyük çıkışım olacak. Lansmana 15 gün kaldı. Herkes beni konuşacak. Sonra? İşlerimiz büyüyecek. Kendi danışmanlık firmamı kuracağım. Ömer'e ve diğer firmalara şu an kazandığımız paranın 5 katı fazlasına fatura keseceğim. Beni de alacaksınız değil mi? Tabii ki şekerim. Sensiz olur mu? Yeter ki işler yolunda gitsin. Ömer Bey nasıl? Yani aranız iyi mi? Roma'ya gitmiş olmam aslında arayı biraz açtı. Ama lansmandaki başarım beni onun gözünde daha çekici bir kadın yapacak. O zamana kadar da arayı ısıtmayı düşünüyorum. Gerçi işler biraz yoluna girdi galiba. Ömer bugün bana bir başka bakıyordu. Aman aman iyi. Bari Ömer Bey iyi olsun da bir de onunla uğraşmayalım. Sinan Bey barut gibi çünkü. Aa. Aa, nasıl barut gibi? Ne oldu Derya? Niye bana söylemiyorsun? Yani asıl konuya böyle mi giriyorsun Derya? Hemen git bana ne olduysa öğren öyle gel. Ay bilmiyorum ki Yasemin Hanım. Ben bir soruşturayım, dolanayım geleyim. Ya da dur. Sana söylemeyi unuttum. Bu akşam için rezervasyon yaptır bana. Nehaların yerinde. Biraz dağıtmam lazım. Motivasyon kutlaması. Yaşasın. Tamamdır. Yasemin Kayalar. Yasemin İplikçi. Evet Sinan Bey, beni çağırmışsınız. Yok canım. Estağfurullah. Defne istifasını vermiş ha? Evet, ben de sana bunu söyleyecektim. Bana acilen bir asistan bulman lazım. Yani bu yoğunlukta açıkta kalamam. Sen ciddi misin?
Kıza kal demeyecek misin? Sinan gitmek isteyen gider. Kimseyi zorla tutmuyoruz. Emin misin Ömer? Hangi konuda? Hani kıza 2 hafta daha demişsin. Ne bileyim, madem zorla tutmuyorsun bırak şimdi gitsin. Olmaz. Olmaz. Olmaz çünkü işlerim yoğun, lansman var. Olmaz yani. Peki. Niye istifasını vermiş mi sence? Bilmem, sormadım. Neden? Sinan beni ilgilendirmiyor. Merak da mı etmiyorsun? Sinan ne yapıyorsun? Sorguya mı çekiliyorum? Yok canım, sadece konuşuyoruz. Hani Defne öyle sonuçta alelade bir çalışan değil ya. Hani gidişi de bu kadar basit olmamalı. Neymiş Defne'yi diğerlerinden ayıran şey? Kişisel asistanın olması yetmiyor mu? Hani bir de kız işini çok iyi yapıyor ya. Sinan, çalışanlarımın özel hayatı beni gerçekten ilgilendirmiyor. Çok merak ediyorsan kıza sor. Niye istifa etmiş? Tamam, sakin. Relax, gerilme. Ben odamdayım. Şinasi beyler gelecek, sen de gel hadi. Tamam, geliyorum. Hello, Neriman İplikçi. Hello, Neriman Hanım. Aa, Sinan, kuşum, sen misin bebeğim? Niye söylemiyorsun Sinan'ın aradığını, beni yenge çizgimden kandırıyorsun? Söyle canım. Neriman Hanım, ben sizinle konuşmak istiyordum, müsait miydiniz? Neler oluyor çiçeği? Yani şey, şimdi hani benim kafamı karıştıracak şeyler oluyor da... yani bu Ömer'le Defne, yani tam olarak anlamıyorum ben. Nedir? Ha, iyi iyi. Demek kafan karışıyor. Bu iyiye işaret. İyiye işaret diyorsunuz. Yalnız burada işler yolunda gidiyormuş gibi gelmiyor bana. Ay yol, yolunda, yolunda. Her şey yolunda, merak etme sen. Ben ateşin altını harladım. Her şey iyiye gidiyor yani. Ateşi harladınız. Yangın çıkmasın. Ayol çıksın. Yangın çıksın. Her şey yansın. Sinancığım, sen neden gerginsin çocuğum? Yok canım, gerilmedim. Gerildin mi? Gerilmedim, ben sadece şey. Sadece ne? Ya Defne de Ömer de gözüme pek iyi görünmemeye başladı da endişelendim. Endişelenme, aşktandır. Aşk mı? Ne aşkı? Alo, aşk mı dedim ben? Ha, siz o yüzden mi aradığımı sandınız? Sinancığım, senin bir şakülün kaymış. Ayol güven bana. Diyorsunuz. Peki, tamam, tamam Neriman Hanım. Peki. Oldu çocuğum, hadi görüşürüz. İyi günler. Ay canım, bu da Yasemin'e kavuşacağını zannedip tripten tribe giriyor gariban. I'm coming. Geldim. Neriman Hanım'ın hiçbir şeyden haberi yok ki. Kadın ayakta uyuyor. Oh, hadi hayırlısı. Benimle gel. Gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benim Defne, odama gel. Gel. Gülümse tamam, gel. Geliyorum Ömer Bey. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Efendim Ömer Bey.
Yasemin lansman için basın listesi hazırlamıştı. Onu bir getir bakayım, ben kontrol edeyim. Peki. Nereye gidiyorsun? Yasemin Hanım'ın odasına. Ben sana gidebilirsin dedim mi? Demediniz. O zaman sana izin verilmediyse gitmeyeceksin. Peki. Sen bana ofluyor musun? Hayır. Sizi dinliyorum Ömer Bey. Buyurun. Şinasi Beylerle dışarıda buluşacağım. Hemen ara ayarla. Bugün ofis çok sıkıcı. Bunu aldım. Olur, ararım. Nerede olsun? Long iyi mi? İyi. Benim gelmeme gerek var mı? Beni ister misiniz yanınızda? Geleyim mi? Ne yapayım? İstemiyorum. İyi o zaman. Şimdi gidebilir miyim Ömer Bey? Aferin, aferin. Bak gider ayak hızlı öğreniyorsun. Çık, çıkabilirsin. Hadi gel çıkıyoruz. Nereye? Eliso, hoş geldin. Geç kardeşim, otur şöyle. Çaylar benden. Abi geliyorum iki dakikaya. Biraz konuşalım istedim. Malum ne zamandır çok konuşmuyoruz. Konuşalım. Konuş. Biz Nihan'la... ya işte söyletme, biliyorsun. Biz Nihan'la... Ne yapıyorsun Serdar? Falçatayı soktun, şimdi de çevirmenin derdine mi düştü? Yakışıyor mu delikanlıya? Yanlış anladın abicim. Ben ateşkes için çağırdım seni buraya. Biz Nihan'la olduk gibi yani. Buradan yürürüz gibi duruyor. Allah mesut etsin moruk. Benden ne istiyorsun? Nikah şahidim mi olayım? O kadar öküzmüşüm değil mi? Soruyormuşum bir de sana. haklısın tabii. Yani şey oldu biraz. Keşke böyle olmasaydı ama ne yapalım? Yani bazen de böyle oluyormuş demek ki. İso. Yani yapacak bir şey yok. Senin açından diyorum. Ne diyorsun Serdar? Ya diyorum ki İso. Oğlum, biz seninle hep aynı safta yer aldık. Yeri geldi omuz omuza çarpıştık lan. Şimdi öyle ayrı saflarda falan olmuyor. İso sinmiyor benim içime. Gel halledelim şu mevzuyu artık. Sen benim kardeşimsin. Olmasın öyle küslük falan. Vay. Nihan'la aşkımızın arkasına ceset kalmasın diyorsun yani. Barışalım diyorum abicim. Ya inat etme ne olur ya. Dönelim işte eski kankalık müessesemize. Hem bak... Beleşçe'ye artık burada dadanırız. Sen de yılların acısını çıkartırsın. İyi mi? Fırsata gel. Anladım. Erken diyorsun yani. Daha demlenmedi. Bu işi ben kendim halledeceğim Serdar. Ama önce içimde halledeceğim. Öyle hemen on numara kankaya bağlayamam. Yalan olur. Sen şimdi aynen yürü. Düşünme beni de. Ben ne zaman bu işleri hallederim, o zaman çıkarım karşınıza. Ama ondan önce zor. Var mı üstüne? Yalana mecbur etme beni. Eyvallah. Sen ne zaman istersen. Senin kankan olmak şereftir benim için İso. Ben beklerim.
Niye liste istemiş ki anlamadım. Hepsi benim arkadaşım zaten. Sen bilmezsin. Bizim gibi insanlar basında hep içli dışlı olurlar şekerim. Bütün magazin yazarları benim dostum. Senin anlayabileceğin şeyler değil tabii. Tabii. Peki madem istemiş bir liste hazırlayalım o zaman. Ömer nerede bu arada? Dışarıda. Çıktı, toplantısı var. Nereye gitti? İşte dışarıda. Dışarısı neresi? Oh, long. Ofladın mı sen bana? Hayır. Aa. Sizin gibi kızlar asla yol yordan bilmez. Üstleriyle nasıl konuşacaklarını öğrenmezler değil mi? Bizim gibi kızlar. Bilirim, bilirim. Sizin gibi kızlar kendilerini her zaman laflarla ifade etmeye bayılırlar. Sanki herkes onların duygularını merak ediyormuş gibi. Neyse, büyüdükçe öğrenirsin. En iyisi sen çık. Ben de longa gideyim Ömer'in yanına. Belki biraz kendini iyi hisseder. Ben duygularımla büyümeyi tercih ediyorum. İyi gelme hallerine hiç kafam basmıyor. Öyle planlar yapamıyorum. Laf, laf, laf. Neyse, çıkabilirsin artık. Peki liste? Sonra. Ömer Bey istedi. Biz onu Ömer'le hallederiz Defne. Aslında Ömer'le aramızdaki hiçbir şeye de sana ihtiyacımız yok. O yüzden en iyisi sen çık. Hadi çık. Peki. Of. İso, iyi ki aradın ha. Vallahi cinnet geçirmek üzereyim. Birinin ününü sıkmak üzereyim. Oo, seni fena darlamışlar. Sorma ya. Şey, 3 kuruşluk enerjim vardı zaten. Onu da bunların aklı sağlığımı korumak için harcıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sorma, sorma. Beni de sorma. Ne yaptın, var mı öyle ara? He, var ya aslında. Patronlar falan da yemeğe çıktı. Böyle hızlıca bir durum atarım yani, olur. İyi, kapıp geliyorum o zaman. Tamam. Ay, seni görmek vallahi çok iyi gelecek. Hadi gel bir an önce. Tamam. Hadi bay bay. Defo. Ali Bey neredesin? Aşağıdayım ben. Ay Kuriş, neyin var kuşum? Geldiğinden beri böyle sus pus. Ay 2 günde süzülmüşsün sen ayol. Ne oldu anlat bana. Kız, erimişim değil mi? Ayol, kaşık kadar kalmış suratın. Solmuşsun. Ay soldum, kaşık kadar kaldım. Bir deri bir kemik olacaksın. 90 kiloda kalacaksın diye korkuyorum. Ne oldu hadi anlat nörona. Ay anlatayım değil mi? Ayol anlat, 2 günde erimişsin. Ay sorma sorma. Ay. Ay hadi hem bir şeyler yiyelim hem de senin canını sıkan neymiş bana anlat. Ondan sonra da benim konuya geçeriz. Hayatım hiç canım istemiyor. Ya baksana sarardım soldum, incecik kaldım. Baksana kollarım falan inceldi yani. Kız ne konusu? Aa ayol Ömer tabii ki. Ay işte ben de o yüzden geldim buraya. Hayatım yani bu sır beni nasıl geldi, nasıl geldi anlatamam yani, mahvetti beni. Yani gidip böyle kuyruğuna bağırmak istiyorum. Kız sen bana bu Defne olayı niye anlattın sanki ha? Ay Allah'ım, ayol bu muydu derdin? Dur ben sana vicdan muhasebesiz sır saklamanın inceliklerini öğreteyim. Ay öğret kız, Ömer'in yüzüne bakamıyorum. Yaklaş. Ay dur. Bak şimdi.
sır saklamanın bazı kuralları vardır. İlk olarak o sırrın herkes tarafından anlaşılabileceğini, öyle çok da gizli saklı bir şey olmadığını düşüneceksin. Bu senin üstündeki baskıyı azaltır. Ortada olanı kimse görmez. Sonra? Sonra kendine ne kadar zeki olduğunu hatırlatacaksın. Ben bu zekayla bu sırrı saklarken bu durgun zekalılar mı anlayacak be diyeceksin. Ay Nuro, yemin ediyorum kraliçe gibi kadınsın vallahi. Kız her şeyi biliyorsun ha. Ayol kendini sıkma, rahat ol. Sakin, sakin. Benim gibi sakin ol. Her şey yolunu bulur. Sen sakince bekle. Kız bir şey diyeceğim. Ya Ömür her şeyi öğrenirse? Öğrenemez. Ben izin vermem. Hayatım sen bunları düşünme. Bak şimdi sana bir görev vereceğim. Senin Ömer'in ne durumda olduğunu öğrenmen lazım. Ay yeni görev ha? Ay, çok heyecanlandım. Kız anlatsana. Ay anlatayım anlatayım ama ay sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Karnım zil çalıyor. Bir şeyler yiyelim öyle anlatayım. Ay hiç sorma. Kız sabahtan beri ağzıma lokma koymadım. Hadi yiyelim. Mine, lunch time. Korkmadık da ne oldu Beyso? Bak bildiğin ayağıma sıktım, şimdi de can çekişiyorum. Göze aldık bunları Defocuğum. Ben sana dedim. En fazla ölürüz de var dedim. Yok yani. İnsan tabii o gazla böyle bir şey yapıyor. Gaza geliyor. Böyle olmayacak her şeyi olacakmış gibi sanki ama. Ama hayaller başka, hayatlar başka diyorsun. Sen de aslında aynı şeyi söylüyorsun galiba. Hadi hadi dürümünü ye. Sen iyice kupkuru oldun ha. İso, doğru söyle çok mu kötüsün sen ya? Yani. Yerin üstünde, göğün altında bir yerlerde işte. Ne bileyim. İso ya, saf mıyız? Hayır, naif miyiz yani? Basiretimiz falan mı bağlandı bizim ya? Hiç anlamıyorum. Bildiğin hayattan mucize istedik. İsteriz tabii kızım. Allah Allah. Herkesin hayattan mucize isteme hakkı var. Olmadı başka. Denedik en azından. Ama kaybettik işte, yenildik. Ne olacak şimdi? Yani birileri kapıyı göstermeden ince ince ceketi alıp çıkmak lazım. Defocuğum, aşka da bir şey bilmiyorum ben de. Ya bir türlü çıkamıyorsak? Bak şimdi, Ömer sana soru sormadan sen çok fazla konuşma. Bu işler böyledir. Ne kadar çok konuşursan o kadar çok anlamazsın olan biteni. Nasıl yani? Sen gözlem yap. Bak bakalım Ömer'in yüzünde güller açıyor mu? Kendine gelmiş mi? Aşktan hafiflemiş mi? Ay Nuro, ben çok geriliyorum ama. Ay gerilme. Yani kız senin şu hayat oyunların yüzünden her tarafım kırış kırış oldu. Bak botoksum senden ha. Ay benden merak etme sen. Ama sen Ömer'e geç kalma. Algıların ve radarların açık olsun. Tamam tamam. Kız bir de şey yaptırayım mı? Lipo ha? Yine sinirden dünyaları yedim. Ay saçmalama. Filinta gibisin. Değil mi? En güzel yaşımdayım. Bedenimin başındayım. Aynen öyle. Ay hadi. Ben gidiyorum. İyi, dur seni geçireyim. Hadi. Ay. Unutma dediklerimi. Ömer nasılmış anlayalım. Sana güveniyorum. Tamam. Hadi ben gittim kuşum. Bye. Bye. Thank you.
Ömer Bey. Neredesin sen? Öğle yemeğindeydim. Şirkette bu kadar iş varken yemeğe mi çıktın? Öğle molası benim hakkım. İsterseniz iş yasasını birlikte inceleyelim. Ben sonuçta haklarını bilen bir personelim. Şimdiye kadar böyle bir hakkın peşinde değildin. Evet değildim. Ama fark ettim ki iş dünyasında dramatik fedakarlıklara yer yokmuş. Hepimiz profesyoneliz sonuçta. Ha. Gözden çizdirme düşünüyor musun hayatım? Hayrola Koray Bey? Yoksa bende bir satar ışığı falan mı gördünüz? Aman ne ışığı be? Yok hayatım, böyle senin gibi olmak nasıl bir duygu diye düşündüm. Kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Aşk olsun Koray Bey. Neyse, siz Ömer Bey için mi gelmiştiniz? Sen ne be? İstediğim kişi için gelirim, istediğim kişi için gelmem. Şekilsiz. Hadi. Oh, Koray Saygın yine fırtınalar estiriyor. Ben kaçtım. Kurtar kendini, hadi gel. Aa, nereye be? Ömer'e işte odasındadır. Koray esereklendin ya, desene. İyi, tamam madem gidelim. Hadi. Ay tamam, koş durma. Biz geldik. Koray gelsene. Oo Koray, nasılsın? Ben bir şey konuşmak istemiyorum. Efendim? İyiyiz bugün, iyiyiz. Şey değil. Sen nasılsın Ömer İplikçi? İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, bakalım şu modelleri artık. İşe girelim madem. Tamam. Defne'yi çağıralım. Ne be? Koray, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Tabii, çağırın kızım. Gelsin. Defne gelmesin, Derya'yı çağırın. Derya mı? Neden? Aa, evet. Niye? Öyle istiyorum. Bakalım şunlar artık. Koray. Ha, geliyorum, siz bakın. Sağ ol. Şu önceki modellerde Akdeniz ayağı. Yani şundan bahsediyorum mesela. Tamam. Bir de şu tonlamaya dikkat edelim ya. Sonra geçen sene yaşadığımız sorunu yaşamayalım tekrar. Yok, tamam, yok. Yani şu şekilde devam etsin, bir daha sorun olma ihtimali yok. Ay Nöron, bu iş olmuş vallahi. Seninki kızı pamuklara sarmış. Çalıştırmaya bile kıyamıyor. Allah! Ben bu düğünü köşkte yapmaz mıyım? Cümle alemi çatlatmaz mıyım? O Yasemin'i nikah şahidi yapıp yarasına tuz basmaz mıyım? Yapmaz mıyım? Yapmaz mıyım? Yapmaz mıyım? Oh, 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 ne lan, ne oluyor yine? Oldu bu iş, oldu Necmi. Oyna. Hangi iş oldu? Ömer. Defne. Evet. Evleniyorlar. Ne diyorsun? Ah ah ah. Köşk bizim Necmi. Ah ah. O zaman oynayalım. Köşk bizimse oynayalım. Ah. Ay kazanmak ne kadar güzel bir şey. Oh yoruldum. Evet. Oh. Ay. 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 Köşk geliyor Necmi, köşk. Ay, bak abin orada. Çukurlu.
Ay şu ciddiyete, şu endama bak. Tepsi bile bir başka yakışmış. Bir şey ister misiniz? Yaz oğlumun eline. Oturalım mı anneanne? Dur kız. Serdar! Oğlum! Afiyet olsun. Vay kızlar, beni ziyarete mi geldiniz? Anneannem kurban olsun sana. Bak Esra bak, çalışmaya başladı ya, resmen büyük adam ifadesi çekmiş yüzüne. Çüş, affedersin anneanne. Eşeğin yaşına geldim, çökmesin mi daha? Limon tozu güzel mi abi? 10 numara 5 yıldız. Ferahlama garantili. Ay, nasıl da kapmış işi. Hadi ısmarla da içelim madem. Hadi oturun. Gel. Gel. Gel Murat. Dur. Ben limonataları kapıp geliyorum. Ay bak Esra bak. En güzel masaya oturttu bizi. Sözü geçiyor tabii. Olacak o kadar. Anneanne yavaş, abim satın almadı burayı. Alt tarafı çalışıyor işte. Olsun olsun. Havamı bozma. 40 yılın başında bir iş tutuyor oğluşumun eli. Azıcık tadını çıkaralım. Buyursunlar. Benim oğluşum büyümüş de iş tutarmış eli. Yalnız anneanne öyle yüksek sesle oğluşum demezsek. Ah Esra sen bilmezsin. Daha düne kadar kapının önünde kısa şortuyla top koşturuyordu bu. Şimdi kim derdi ki? Abart anneanne, abart. Aman anneanne ya, hemen duyguya bağlama. Hadi boş ver. İç şimdi iç. İç. Oh. Hah. İç. Oh. Oh. Oğul balı gibi yok. Sen söyle bakalım. Nasıl gidiyor rekabet işleri? Kesin rahat vermiyorlardır sana buralarda. Kimler? Kimler olacak canım? Mahallenin kızları işte. İşe girdiğini öğrendiler ya, kuyruk olacaklar kapıda, kuyruk. Yok artık anneanne. Öyle öyle, dilden dile dolanıyor işe girdiğin az bu şey mi? He? Kız Esra, versek mi bunu artık ha? Vakti geldi sanki ha? Bak Münir'in küçük yeğeni bankaya girmiş. Azıcık toparlak falan ama efendi kız. Ya bırak anneanne ya, delirdin herhalde ha? Tamam. Şaziye'nin kızı da olur. Gerçi onun da ya, ayağı mı yamuk ne, hamamda bakmak lazım. Ya anneanne istemiyorum. Sen de taktın ama ha. Serdar! Ay. Geldim. Hadi ben kaçtım, uğrarım yine. Ya bak, Oya'nın kızı var. Geçen gün pazarda karşılaştım. Ya böyle bir havalıydı, bir serpilmiş. O kız tıp okuyor anneanne, bakmaz abime. Ay canım ne münasebet. Esas Serdar bakmaz ona. Zaten az cottik mi ne? 1,5 metre var ya yok. Öledim. Şimdi bak, siyah yerine o mavi rengi kullanıp böyle gökyüzü hissi uyandırabiliriz. Bana bak Ömer, yine tutturma öyle arkası siyah olsun, bilmem ne olsun, bayık. Ben çok güzel düşündüm hayatım. Tutturmuyorum. Senin fikrin de çok güzel tabii ama yani Yasemin de şahane bir şey söylemişti. Ay evet, bence de. Yasemin Hanım'ın fikri daha iyiydi yani. Bana bak kız, sana öyle bir hakaret ederim ki dava açmak zorunda kalırsın. Seme. Tamam Koraycığım, tabii ki sen en iyisini biliyorsun ama yani Yasemin'in... Yolarım sizi, parçalarım. Yani Yasemin'in getirdiği o çeşitli konseptle benim üstünde geliştirdiğim çalışma arasında dünya kadar fark var. Var. Tamam Koray, tamam, hiç kapris çekecek modda değilim. Pardon, ne zaman kapris modunda olursunuz ha? Ne zaman seninle insan gibi karşılıklı oturup konuşabileceğiz o bir iplikçi? 15 gün. 15 gün sonra istediğin kadar daraltabilirsin beni. Evet, 15 gün sonra şu lansmanı bir atlatalım Koray. Ondan sonra hepimizi delir. Ama şimdi değil, lütfen. Tamam. Neyse. Ben aslında mankeni beğenmedim. Ay Allah'ım, mankeni beğenmedim diyor. Ay tansiyonum sıfıra düştü. Sürüneceğim, yığılacağım şimdi yerlere. Daha ne var ya? Her şeyi tamam diyorum, bir tek manken. Ay Ömüş, aman Ömüş diyorum Ömer. Yani bu dünyada sana göre yaratılmış insan yok, tamam mı? Yani belki özel hayatında vardır, onu bilemem. Yani nereden bileceğim ki? Ben hiç sevmem.
dedikodu yapmayı, konuşmayı, etmeyi insanın arkasından. Yani zaten sormam da. Asla sormam hayatım. Hayatında kim var? Yok, genç adamsın, delikanlı adamsın. Tabii ki olacak hayatında birileri de. Hani belki hani neyi paylaşsın, son paylaşmazsın da. Ama neyse, artık her kimse varsa hayatında. Ay saçmalama Koray, saçmalama. Koray, Koray. Hani Ömer haklı, bu mankenleri ben de pek beğenmedim. Pis! Yediği kaba pisleyen yalancı. Sen değil miydin mankenin arkasında? Ay Koray, beni tanıştır bunlar, bilmem ne yapan ördek yavrusu gibi arkamda paytak paytak giden. Kim? Lan ne şey yaptı? Sen de ne gülüyorsun be? Tamam gençken şeydir, olmuştur o. Evet tamam, bu durumdan biraz ekmek pastaydık da tamam, bitti o şey. Değil artık ya. Durum başka. Nasıl başka? Bir dakika Alex. Nasıl başka? Yani başka be yani. Değiştim artık tamam. Konuya şey yapalım. Dönelim. Ya benim ne işim var zaten sizinle ha? Benim ne işim var burada? Ben Koray Sargın'ım. Koray Sargın. Hiçbir şeyimi beğenmiyorsunuz. Kız gel. Tansiyon düştü. Tansiyon düştü. Of. Maymunlama of böyle of. Beceriksiz. Ay Allah'ım. Ben beğenmemişmişmiş. Sana kül kedisi gerekti. Kül kedisi. Ay Allah. Allah. 6 oldu saat. Abi, ben bir 5 dakika çıkabilir miyim? Daha mesai bitmedi. Ya biliyorum mesainin bitmediğini, o yüzden 5 dakika dedim zaten. Hemen döneceğim. İyi git, oyalanma. Eyvallah. Çok özledim seni. Zaman geçmek bilmedi. Sandalyelerini ayaklarını saydım akşama kadar. Dörder dörder. Yok tek tek. Hani oyalanayım diye. Şimdi geri gitmem lazım. Hani 5 dakikacık olsun yüzünü göreyim dedim. İyi. Görmeden. Ay mutluluk böyle bir şey demek ki. Benim ayaklarım yere basmıyor. Bayağı yarım metre yukarıda yürüyor gibiyim. Düşersen seni tutarım diyeceğim ama ben de aynı durumdayım. Efendim abi. Biliyorum mesainin bitmediğini. Tamam, tamam geliyorum. 2 dakikaya oradayım. Gitmem lazım. İş çıkışı ya. Müşteri birikmiş. Koşayım o zaman ben. Alıştım zaten. İyi, koş. Birlikte koşalım derdim ama saçma olur. Biraz. Görüşürüz. Akşama şurada buluşalım mı? Niye burada buluşuyoruz? Bizim evin orada buluşalım. Yok yok. Orada buluşalım. Belki bana bir cesaret gelir. Öperim seni. Thank you.
Nereye? Mesai sonu gidiyorum. İşin bitti mi? Bitti. Ben bitti demeden bitmez Defne. Daha çok işim var. Şu avrumdaki ayakkabıları düzenleyeceksin. Şimdi mi? Şimdi. İtiraz etmeye hazırlanıyorsan baştan söyleyeyim, reddedildi. Yok. İtiraz falan etmeyecektim. Hem siz ne zaman gördünüz benim işten kaçtığımı? Güzel. Şimdi oradaki ayakkabıların hepsinin envanterini çıkarıyorsun. Aralarında geçen sezondan kalanlar da var. Onları ayıklıyorsun. Sonra da hepsini tek tek yerleştiriyorsun. Ama böyle estetik. Hani güzel güzel. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yarın sabah evinize geleyim mi yoksa direkt buraya mı geleyim? Tabii ki geliyorsun. İş tanımın hala aynı. Hayır, bir derdin, bir sorunun varsa? Yok. Bir derdim, bir şikayetim yok. Zaten iki haftam kaldı. Merak etmeyin, dayanırım. Dayanırsın, dayanırsın. Yok yok. Yine en iyisi Münir'in yeğeni. Biraz etli butlu Serdar'ıma göre ama olsun. Olmaz o iş. Ya niye olmasın canım? Aa. Yarın Münir'e bir görüneyim. Sorayım bakayım yeğeni ne yapıyormuş. Birine sözü var mıymış. Boşuna uğraşıyorsun anneanne. Bu iş yaş bak söylüyorum. Bana bak sen bir şey mi biliyorsun yoksa? Yok ne bileceğim. Bak Allah'ın adını verdim. Bir şey biliyorsan söyle, uğraştırma beni burada. Of anneanne ya, bir kuş boyattırmadım. Bilmiyorum dedim ya. Ben öleyim mi? Bak şimdi. Öleyim mi kız? Anneanne ne diyorsun ya küçücük çocuğa? Sırf abimin aşk hayatı yüzünden beni trambaya mı sokacaksın? Yok yok, kaşın gözün ayrı ayrı oynuyor. Bak bir şey biliyorsan söyle. Söylemezsen ölümü gör. Yok artık. Kız söyle, söyle. Ay tamam, şiştim. Abim başkasına aşık. Bas bayağı çıkıyorlar. Aa, ne diyorsun kız? Kim olduğunu sorma. Ben de bilmiyorum. Şimdi izin verirsen gidip biraz çizgi film bakacağım. Ruhum karardı sahilde. Dur sen. Ben nasıl olsa öğrenirim kimmiş. Bana boşuna istihbarat Türkan dememişler. Be Defne ya. Şunu nasıl bitireceğim şimdi ya bunları? Sana mesai saat dışında böyle bir iş verdi hiç anlamıyorum ha. Sinan Bey ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum işte, yardım edelim bitsin hemen. Ya olur mu hiç öyle şey? Bir kere personel patronla iş yaptırmaz. Temel iş dünyasının mantığına aykırı bu ya. Allah Allah. Şimdi bana işçi ve sermaye sınıfıyla ilgili ders mi vereceksin yani? Vallahi gerekirse veririm yani. Herkes yerini bilecek. Yok öyle şey. Ben sen burada çalışırken gidip öyle evinde köpeğime sarılamam. Hadi. Vallahi Ömer Bey sizin bana yardım ettiğinizi duyarsa o işi ben sana verdim. Başkasına vermedim diye benim canımı okur ya. Tamam. Bırak her şeyi. Al çantanı, eşyalarını topla. Hadi eve gidiyorsun. Nasıl yani? İş bitmeden mi? Tamam, yarın bitirirsin. Yarın halledersin. Hadi. Ama Ömer Bey bu gece bitecek dedi. Ben de yarın bitecek diyorum. Ne oldu? Beni patron yerine koymuyor musun? Sadece Ömer mi yani? Canım estağfurullah, olur mu hiç öyle şeydi? Şimdi Ömer Bey'le gereksiz böyle tatsızlık olsun falan istemiyorum ya. Ne olur. Defne, söz dinler misin? Hadi. Hadi. Tamam. Teşekkürler Sinan Bey. Rica ederim.
derler. Ay. Koray Bey, ödüm patlattınız. Siz asansörde ne yapıyorsunuz? Yani daha doğrusu nereden böyle bu saatte? Diyet yemeğimi aldım geldim. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Çok manidar ve ince bir konu. Aynı ayak bileklerin gibi, incecik. Vallahi ben hiç ne dediğinizi anlayamıyorum Koray Bey. En iyisi ben gideyim, siz de böyle rahat rahat çalışın. İyi günler. Ölümü gör, gitmek yok bir yere. Ay ne biçim söz, o olur böyle şey. Tamam gitmem ben, biraz daha kalırım. Ne olacak, kalırım yani. O kız, onu ben demiyorum da seninle bir anlaşma yapmamız lazım. Ay en son yaptığım anlaşma beni çok fena kriterlere mahkum etti. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben tanımıyorum ama siz şey yapın. Anlaşın, ben sizi tutmayayım. Sana şimdi öyle bir laf sokarım ki. Ama tabii teklifimi kabul etmezsin diye susuyorum. Korkuyorum biraz da. Yok. Anlaşıldı, ben gidemeyeceğim. Tamam. Ne teklifi? Bak şimdi, sana bir şey söyleyeceğim. Ama kimsenin haberi olmayacak bundan. Tamam mı? Ay entrika. Yok yok. Benim hayatımda yeterince entrika var. Çok teşekkür ederim. Ben daha fazla dayanamayacağım yani. Kız, para veririm. Yok. Kıyafet veririm. Var. Ünlülerle tanıştırırım. Ya ben ünlüleri tanımam. İstemiyorum. Teşekkür ederim Koray Bey. Ne istiyorsun peki? Ya evime gitmek istiyorum. Ev veririm, ev. Ay veremem. Ay çok abarttım. Ay ev veremem. Ne var kabul etsen ya? Kız, bende kalp var. Ya böyle gecenin bir yarısı kalp krizi geçirip ölürsem çok üzülürsün arkamda. Ne var, ne olur sanki sen de böyle diğer mahalleki kızları gibi böyle küçük maddiyatçı yerlerini kabul etsen ne olurdu, ölür müsün? Ya böyle bir ölürsem gidersem, hı? Bak kalbim sıkıştığında tekliyor böyle arada da bu yüzden. Tamam yani, kabul. Ne yapacağız? Yaşasın. Fotoğraflarını çekeceğim. Ne fotoğrafı? Aman ayak. Böyle duruş falan da çekeceğim. Ya, aman yüzünü falan çekmeyeceğim, merak etme. Ya şimdi Ömer Bey böyle kızmasın. Vallahi şu günlerde hiç olmaz çünkü çekemem yani. Hiç sırası değil. Dedim ya, yüzün görünmeyecek. Tanımayacak kimse seni, merak etme. Peki. Size güveniyorum. Ay yaşasın, buldum. Buldum. Ay Allah'ım şükürler olsun. Çok zekiyim biliyor musun yani? Kimse benimle asla boğuşacak. Hadi kız. Hadi gidiyoruz. Gidemezsin beni bırakıp uzaklara, gidemezsin bensiz sevdalara, gidemezsin kalbim susuz sana, gidemezsin doyamadım daha. Gidemezsin bu kadar çabuk, olmaz. Ellerin ellerimi arar. Vazgeçemezsin gözlerin gözlerimi, kalbin sevgimi. Yanımda kal, hep benimle kal. Elbet bir gün benim olacaksın. Biliyorum, bekliyorum. Benden uzak kalamayacaksın.
gidemezsin. Unutamazsın beni, gidemezsin. Artık tut ellerimi, gidemezsin. Kendini kandırma, gidemezsin. Ne yaşadık ki daha? Ömer, sakinleş. Sakinleş, iyice kafayı yedin. Sakinleş, sakinleş, sakinleş. Merhaba Ömer, nasılsın oğlum? Kapa kapıyı, kapa. Amca ne oluyor ya? Yok, bir şey olmuyor. Ben ters bir iş yaptım da sakın kapı falan çalarsa açma, olmaz mı? Hadi gel ustam, gel. Gel. Çabuk çabuk. Ya da dur, vazgeçtim, oturmayalım, böyle ayakta konuşalım. Amca neyin var ya? Benim bir şeyim yok. Asıl senin neyin var? Nasılsın, nasıl gidiyor, keyifler nasıl, onu şey yapalım. Anlıyorum amca, anlıyorum. Ben sana bir işi getireyim, sen bir iş biri atla, bir gevşe. Sen ben... bir getir, ben bir rahatlayayım hakikaten. Bayağı bir terledim yani, buz gibi terledim. Yani sonra dedim ki kıza, bak bu baştan sona senin hatan. Hayır, almışsın getirmişsin başıma. Dikmişsin tepeme. Yani ben Koray Sargın dedim ki nasıl bir kediye bakamam. Aa, bu bir dellendi, bir atarlandı falan, böyle bir çirkefleşti. Bu arada her yerimden kedi tüyü fışkırıyor. Ay ben çok yoruldum, hadi artık ne olur çekeceksek çekelim ya. Aman iyi tamam. İki defa anlattırmadım, hadi başlıyoruz. Of. Kızım poz ver. Fotoğraf çekiyoruz burada. Bak şimdi, şu bacağını koy, şöyle. Harika oldu. Ben daha oynayacağım zaten bunlarla. Ama söz verdin, sen yüzün görmeyecek. Ay tamam. Bin kere söyledim. Bir cevap neyine etmiyor kız. Bir kere de anlasana. Ayrıca kimsenin ne yapsın yüzünü be. Aman eskimez yüzü, merak etme. Bak söz verdin, sen yüzüm görmeyecekti. Ay tamam kızım, tamam. Sözüm söz. Yüzün görünmeyecek, merak etme. Bana bak. Ama bu aramızda bir sır olarak kalacak. Tamam mı? Kimseye söylemek yok. Söz mü? Tamam. Kız söz ver. Ay tamam söz. Eğer sen birine söylemezsen ben de bu fotoğraflardaki kızın sen olduğunu asla söylemem. Bu sır aramızda mezara kadar gider. Ay Allah korusun kız, mezar falan dedim. Öbe de aman, tamam mı? Tamam. Hı. Anlaştık. Süper, anlaştık. Çak o zaman. Ay şimdi benim hemen gitmem lazım çünkü vaktim kalmadı. Siz kendi kendinize böyle sevinin. Hadi git. Aman hadi defol git. Turuncu, ne haber?
Bize mi geliyordun? Serdar'la buluşacağız. Allah Allah. Bir tuhaf oldu değil mi böyle? Gelin görümce hesabı. Ay aman. En tuhaf şey bu olsa keşke. Şişt. Ne oldu be? Ömer Bey delirdi. Ay dayanamıyorum artık Nihan ya. Vallahi istifa ettim zaten. Ne? Ya ne istifasız? Ya sen manyak mısın? Ya duramıyorum ben Nihan. Ya bir sürü Ömer Bey görmemem gerekiyor. Görmemem lazım yani. Bildiğin hasta oldum ya. Adam da zaten benden nefret ediyor. Ya senden niye nefret etsin adam? Helva gibi kızsın. Delikanlısın. İşte artık bilmiyorum orasını yani. Uyuz olduysa demek bu aralar. Anlayamıyorum yani. Bu kadar değildi. Bu aralar çok fena oldu. E Neriman Hanım'ı ne yapacaksın peki? Malum bir miktar borcum var kendisine. Aman. Allah'ım Cihan olsa artık durduramaz beni orada. Olmadı zaten o iş. Adamı zıvanadan çıkardım zaten. Defne. Ben şimdi yine sivri biber gibi konuşacağım ama. Borcun borç kızım. Öyle cuma çıkışı toplanacak para da değil bu. Ay aklın başında değil senin. Ay bir uyansan sen de peşine düşeceksin paranın da. Sıyırmışsın işte. Aman şu neyse hadi. Hadi sen git artık. Hem bekletme birilerini. Ben de bir an önce yatağa atıp kendimi uzun uzun kendime acımak istiyorum. İyi bari. Kaçtım ben. Defne. Hı. Kusura bakmıyorsun değil mi? Saçmalama kızım be. Neyine kusura bakacağım? Hadi git. Şuna bak ne mutlu ya. Erken gelmişsin. Ne olur ne olmaz. Ne olur ki? Yok öyle bir şey olacağından değil. Yani tek başına bekleme diye. Bensiz. İşte bizim de kızartma vardı yemekte. Ben çok yemedim ama. Dondurma yeriz diye. Dondurma yeriz yeriz. Yaz geldi ya şimdi. Bizim restoranda da herkes dondurmalara sardı. Benim de bugün canım bir çekti. Neredeyse müşterinin... Nerede kahvaltı falan hazırlanmamış? Hemen de yani böyle bir şey söylemek. İnsan önce bir günaydın der. Bir tatlı tatlı bakar. Lütfen ama yani. Sen her sabah böyle güzel uyanmak zorunda mısın? Neden güzel ya? Saçıma bak çarşamba bacalısı gibi. Ben bayılıyorum ama bu haline. Bunu ne yapacağız? Ayrıca bundan sonra sana gülümsemek de yasak. Aa, niyeymiş o? Bak hala. Sen baya baya ciddisin yani. Yalnız hep alev aldı buralar. Almasın mı? Alsın madem. İçimiz ısınsın. İyi haydi ben bırakayım seni. Kahveye gitmeyeceğim bugün. Remzi'ye emanet ettim. Niye hayırdır? Ne bileyim ya. Öyle pek tadı yok. Belki devrederim bile hatta. Nasıl ya? Kahveyi devredersin. Babandan kalma kahveyi devredersin. Ya adı doldu. Kafama da yatıyor. Öyle boş durmam tabii de. Sen bul işte bana. Sizin şirkette bir iş. Ha, bulurum ya. Şey... Öyle şirket benim babamın malı olduğu için benim de yerim garanti zaten. Sana da buluruz ya bir yer ne olacak?
Tabii tabii, ben zaten öylesine söyledim. Şimdi sen bir de ona kasma. Hadi. İyi madem, hadi. Kaybedenler kulübü olarak bari birbirimize sahip çıkalım. Ya karartma enseyi. Belki şansımız döner, kazanırız. 5 dakikada değişir kızım bütün işler. Bugün sinir, stres yok Defne Hanım. Kavga etmiyoruz. Sinirlenmiyoruz. Bugün sinirlerimizi aldırıyoruz. Sinirlerimizi aldık. Sinirlerimizi alıyoruz. Hop çöpe atıyoruz. Vay be. Demek öyle. Ben de içimden atmanın yolunu bulurum elbet. Ben de burada bir dakika fazladan göreceğim diye delireyim. Aferin Defo, çok güzel, şahane. Çok güzel. Defne. Yumurta haşlandıktan sonra kahvaltınız hazır. Siz kahvaltı yapana kadar ben şirkete gideyim mi? Olmaz. Arabada beklesem. Bırakın gideyim. Gidemezsin. Şahane oldu. Şahane oldu. Bu ne ayol böyle? Ay ben niye yaklaştıysam? Şunu büyüteyim. Aa, kız bu ne böyle? Herhalde uykusunda fare kemirdi kız. Yazık. Lekeli lekeli, bu ne böyle? Şunu hemen bir Photoshop'la halledeyim, sileyim. Pürüzsüz olması lazım. Kim? Hah, oluyor. Şimdi gör bakalım Ömer İplikçi. Şahane oldu. Şahane, pürüzsüz. Ay Koray, çok zeki adamsın. Maşallah sana. Aa, harika. Saat 11'di. Kreatif ekiple toplantınız var. Ondan sonra da saat 2'de ajans sahibi olan Jale Hanım'la görüşeceksiniz. Bu kahve olmamış. İsabet. İçmeyin zaten. Fazla kafein çünkü adam manyaklaştırıyor. Programınıza devam edeyim mi? Etme. Bugün lansman hazırlıkları için Yasemin'e yardım edeceksin. Onunlasın yani. Hayır olmaz. Ne demek olmaz? Ben Yasemin Hanım'la çalışmıyorum ki. Siz de çalışıyorum. Benim ne işim var Yasemin Hanım'la? Bugün Yasemin'le berabersin diyorum. Konu kapanmıştır. Ayrıca içtiğim en kötü kahve. Derya. Derya, yürü. Geliyorum. Geldim, geldim.
diyeyim. Estetiğine bir şey oldu kesin. Kaşı mı düştü yoksa? Ha? Burun. Ne estetiği be? Estetik falan yok bende. Ehliyetim kaptırdım. Ay ne diyorsun? Gerçekten mi? Dün gece birkaç kadeh içki içtim. Dedim hafta içi bir şey olmaz. Hem gayet de kendimdeyim. Ay ben kime ne anlatıyorum ya? Kaptırdım işte ehliyeti. Yok gitti kaldım ortada. Ay çok acı olmuş gerçekten. Sizin İstanbul kartınız falan var mıydı? Hani sizin oradan buraya yarım saatte bir otobüs var da. Çıldırtacak mısın beni Derya? Bilerek mi yapıyorsun? Emniyetin prosedürünü araştır. Ehliyeti nasıl geri alabiliriz? Alabilir miyiz? Bu işlem nasıl yapılıyor? Öğren hadi. Tamam. Peki. Bu ne? Hep kurabiye, hep kurabiye. Sen hiç uslanmayacak mısın Necmi? Hayır, 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 hayır. Bu hayırların arasında bana bir yalan mı düşünüyorsun? Hayır, benim yalanım hazır. Yani benim yalanım yok. Şimdi bu şey Ömer'le birlikteydi, bu onun fotoğrafı. Ha sen bu kızı soruyorsun. Pek Ömer'e benzemiyor. Evet benzemiyor. Bunun sakalı bıyığı yok. Yani şey bu Ömer'in arkadaşı. Ömer o sırada tuvaletteydi. Yani lavabodaydı, WC'deydi. WC'deydi. Biz o sırada kızla konuşurken şey o çekildi yani. Sen yine fotoğrafı iyi okuyamadın Necmi. Okuyamadım. Bu ne? Yasemin, bu kadın ajan mı? Niye ben hep bu kadına yakalanıyorum? Yasemin. Ay Necmi, ben seni yola soktukça sen yoldan çıkıyorsun Necmi. Porselenci dükkanındaki fil gibisin. Yani hareket ettikçe her şeyi deviriyorsun. Hadi kızı anladım ama o pis Yasemin'le. Ama karıcığım şimdi ben onu yaparken... Sus fil. Vallahi koparıveririm o hortumunu. Kopart karıcığım, kopart. Hortum mu değil, hatta gerekiyorsa sen benim boynumu kopart. Neyse. Allah'tan erken müdahale ettim de bir sorun çıkmadı. Kızı boğdurdun. Ay kız diyor yine. Yasemin. Yasemin'i boğdurdun. Ay ben Yasemin'i bastırdıkça sen kadının eline koz veriyorsun. Şu senin yaptığını düşmanın yapmaz. Hayatım haklısın da ben o Yasemin'in ajan gibi peşinde olduğumu nereden bileyim? Onun orada olduğunu nereden bileyim ben? Ay özrü kabahatinden, kabahati özründen büyük. Tamam hayatım söz. Bu son. İnan bundan sonra yapacağım söz. Aferin. Kıza ne yaptın? Ay hala kız diyor. Yani Yasemin'e ne yaptın? Onun başına çok büyük bir dert açtım. Gecenin sonu başını unuttursun diye. İstese de fotoğraftaki o anın peşine düşemeyecek. Düşse de yürüyemeyecek. Yürüse de topukları kırılacak. Yasemin'in topuğuna mı sıktırttın? İlahi Necmi. Ayol kadınım ben. Kadınca savaşırım. Barbar mıyız? Yakarım. Yakarım. Lansman için mekan bakmaya gideceğim ya. Hı. Biliyorsun yorucu işler bunlar. Şoför de tayin etmediniz bana. İstemedin diye hatırlıyorum. Edecek miydik? Artık istiyorum. Yani şahane olur. Tamam ayarlamaya çalışırım. Teşekkür ederim. Bir tanesin. Ne haber kardeşim? İyidir, iyidir.
Hatta daha iyi. Koray'la görüştüm daha demin. Mankeni bulmuş. Tam da istediğimiz gibiymiş. Bırak şimdi Koray'ı. Sen niye Defne'ye eziyet ediyorsun Ömer? İş yoğunluğu diyelim. Eziyet değil. Nereden çıktı gecenin bir vaktinde showroom düzelttirmek? Yarın üretimden modeller gelecek. Oranın düzenlenmesi lazımdı. Bir kişinin üstünde bu kadar iş yıkmak adil mi sence Ömer? Kişisel asistanım olduğu için ne istediğimi herkesten çok daha iyi biliyor. Bu yüzden olabilir mi? Bir de buradan bak. Neden mesai saatinde değil de gece? Çünkü şimdi Yasemin'e yardım ediyor. Onun yanında. Nasıl yani? Kızı Yasemin'le mekan bakmaya mı gönderdin? Evet. Yasemin'in arabası tamirdeymiş. Şükrü'ye söyledim, geldi aldı onları. Ömer inanılmazsın ya. Yasemin kızın canını çıkartıyordur şimdi ha. Sinan. Defne'yi diğer çalışanlardan ayırmıyoruz değil mi? Ayırmıyoruz. Güzel. Şuna baksana. Barış barış fotoğraflarını koymuş. Püt püt. Defne. Bu şirketteki selfilerin hiçbirisinde sen yoksun ya. Niye? Sevmiyorum ya ben öyle şeyleri. Sosyal medya falan hiç tarzım değil yani. Özgüvenim yok demenin bir başka yolu da bu Derya'cığım. Aslında selfie kraliçesi olmak istersin ama malzeme olmayınca. Kraliçe olmak istediğimi nereden çıkardınız? Doğru. Zirve sana göre değil. Kimileri de kraliçenin hizmetkarı olmak için dünyaya gelir. Ay Şükrü abi şu camı biraz açar mısın? Ben çok daraldım. Tabii ki. Hayır efendim, ne münasebet. Şimdi pis nemli hava içeri girecek, yapış yapış. Pencere falan açılmayacak. Şu klimanın derecesini düşürün. Piştik burada. Nasılsın? İyi işte, iyi. Canını sıkmıyor değil mi bazı insanlar? Yok yok, siz merak etmeyin, her şey yolunda. Defne. Bak, bir daha böyle bir şey olmasına gerçekten müsaade etmeyeceğim. Haberim yoktu, kusura bakma. Siz niye aramıştınız? Hı? Ha, şey... Ya bir şirkete... Ek şoför lazımdı da hani ne bileyim... Senin tanıdığın birileri var mı diye... Ulan neyse ya, saçmalarım boşver. Aa şey, biliyorum ben. Var öyle bir tanıdığım benim. Ben size bununla ilgili sonra dönüş yapayım o zaman. Oldu, iyi günler. İyi günler. Çok fazla mekan bakmayacaktık aslında biz. Defne neden bizimle geldi? Anlamadım ben. Vallahi ben de anlamadım Derya'cığım. Ömer lansman için ne kadar yorulduğumu biliyor. Ayak işlerimi halletsin diye birini ayarlamış. Hiç kıyamaz bana. Ayak işi mi? Tamam canım, kızma. Her işin bir uzmanı vardır. Ben saygı duyuyorum. Ay, sizin şu espri anlayışınız yani beni benden aldı. Şükrü Bey, şu ilerideki binanın önünde ineceğiz. Tabii ki.
Canım. Koray. Ay. Canım. Buyur. Efendim. Hoş geldin Koraycığım. Ay dur. İletişim koptu. Konuya giriyorum. Çağır o sevimsiz ortağını. Dosyaya bakarken yalnız başına mutlulukla ağlama hayatım. O kadar diyorsun yani. Çağır hadi çağır. Sinan bir odama gelsene. Hayırdır? Oo. Hadi artık. Hazır mısınız? Hadi Koray aç. Büyük mü hissediyorsunuz küçük mü? Neyi? Hadi aç artık aç. İyi tamam açıyorum. Açtım. Budur. Hem de fazlasıyla budur. Herhalde. İşimin en iyisi benim. Bir numaralı benim. Ben tekim. Vallahi beni şaşırttın. Ne yalan söyleyeyim beni de. Peki Koray kim bu kız? Kız? Aman sorma kim diye. Ne demek sorma kim? Kim? Bilin bakalım kim? Koray kafayı yedin herhalde. Saçmalama oğlum. Söyleyemem ya. Gizli. Nasıl gizli? Çünkü başka markalarla anlaşması olduğu için... tabii yüzü görünmediğinden dolayı... bizimle gizli bir anlaşma yaptı da o yüzden. Koray söylesene bize. Biz söylemeyiz kimseye niye şimdi? Hayatım söyleyemem. Yani kızım bana borcu vardı. Yazık. O yüzden böyle bir de ünlü olduğu için... meşhur olduğu için... işte o da beni kırmadı. Geldi. Söylersem ihanet etmiş olurum da ona. O yüzden olmaz yani. Ay yani inadım inat. Ha. Ömerciğim beğendin mi hayatım? Çok. Çok beğendim. Ay benim böyle başarıdan şekerim düşüyor da ben biraz şuraya oturayım. Ay. Mekanı beğenmediniz mi? Yok. Mimarisi lansmanın mesajına uygun değil. Defne kapıyı açar mısın canım? Alo. Anneanne ne yapıyorsun? İyiyim. Çalışıyorum işte. Yok yok bir şey yok. Öyle sesini duyayım diye aradım. Sen ne yapıyorsun? Gidiyoruz. Bir saniye. Anneanne ben... Hadi dedim indir şu telefonu. Anneanne ben seni sonra arayayım şimdi. Hocam, hadi. Tamam artık. Ya yeter ya. Ya yeter. Gariptir ki hayat. Ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum. Gideceğin yeri seçemezsin.
küçücük bir kum tanesisin. Kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile, gözyaşlarını silemezsin. Öf. Ha. Hayırdır gece gece? Koray, aklıma bir şey takıldı da. Senin bu yolladığın fotoğrafların oynanmamış, yani Photoshop'suz halini bana bir göndersene. Aa, Photoshop mu? Hayatım, öyle bir şey yapmam ben. Koray. Aa, iyi, tamam tamam. Öf, gönderiyorum şimdi. Ay, bir şey de yedirmiyor lan. Ah, bir şey oldu. E hadi git artık sen de. Zaten bir işe yaramadın. Gel seni de evine bırakayım. Sinan şoför ayarlamış bana. Ha, teşekkür ederim. Beni arkadaşım almaya gelecek şimdi. Ah, gelmiş bile. İyi akşamlar. Ne oldu? İstanbul kartına yükleyecek paran mı kalmadı? Al hadi al. Taksiyle git bari. Yoruldun zaten. İyi akşamlar. Sana da. İsmail ben. Yasemin. İşin uzun sürmeyecek. 6 aylığına ihtiyacım var sana. Olur. O da olur. Çalışıyorsunuz ya. Siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Tebrik ederim, başardınız. Çıldırdım çünkü. Sen gel. Gel bir kahve yapayım, bir konuşalım, bir rahatla. Gel. Yok yok. Bir dakika. Siz patronsunuz, ben yapayım kahvenizi. Defne sakin ol dedim. Olmayacağım, tamam mı? Sakin falan olmayacağım. Ama kahveni hangi fincanda içersin diye sormadınız. Ben size göstereyim. Bu mu? Bu değil. Yeter. Kitabında el ele
aşk kitabı.